Rusya, IŞİD, Suriye'de sadece Amerika Birleşik Devletleri kontrolündeki bölgelerde direniş gösteriyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenko, IŞİD'in Suriye'de sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolündeki bölgelerde direniş gösterdiğini söyledi. Basın toplantısı düzenleyen Konashenko, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı James Mattis, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya ve İran'ın yardımıyla Suriye halkına bir felaket yaşattı. Demokratik Suriye Güçleri, DSG, Suriye'de IŞİD'i yenebilecek tek güçtü, açıklamasına yanıt verdi. Konashenko, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı'na Suriye'deki durumu gösteren haritayı incelemesini tavsiye ediyoruz. IŞİD militanlarının Suriye'de direnişe devam ettiği tüm noktalar, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrol ettiği bölgelerde bulunuyor, ifadelerini kullandı. IŞİD, Amerika Birleşik Devletleri ve KOALİSYONEUNE suç niteliğindeki ihmali nedeniyle yayıldı. Konashenko, Mattis'in Suriye'deki duruma ilişkin sözlü manipülasyonları karşısında Rusya Savunma Bakanlığı'nın şaşkına döndüğünü de kaydederek IŞİD'in Suriye'deki yayılışının Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası koalisyonun suç niteliğindeki ihmali sayesinde gerçekleştiğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri, kurgusal Suriye muhalefetini finanse etmeye ve SİLHLANDIRMA'ya odaklandı. Konashenkov sözlerini şöyle sürdürdü. Washington, tüm bu süre zarfında kurgusal Suriye muhalefetini finanse etmeye ve muhalefete milyonlarca dolar tutarında doğrudan silah sevkiyatı yapmaya odaklandı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin sevk ettiği silah ve mühimmatların çok büyük bölümü, Washington gibi Suriye hükümetini devirmeye çalışan El-Kaide'nin Suriye kolu El-Nusra cephesinin, yeni adıyla Fetih El-Şam, eline geçti.